Hepinize merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Havit markasının gaming oyuncu koltuğuyla birlikteyiz. Artık montaj yaparken veya oyun oynarken, bilgisayarda vakit geçirirken böyle öfleyip püflemeyeceğim. Nedeni bu görmüş olduğunuz oyuncu koltuğu. Çünkü uzun süreler bilgisayar başında vakit geçiriyorum. İşte videoları montajlıyoruz, bazen canım sıkılıyor, film izliyorum veya oyun oynuyorum. Fakat belim falan çok ağrıyordu. Böyle bir oyuncu koltuğu arayışına girdim ve biraz markalar arasında araştırırken tam bir fiyat performans ürünü olan bu kırmızı gaming koltuğu buldum. Piyasadaki birçok koltukla kıyasladığımda hem ürün kalitesi gerçekten güzel, hem de fiyatı diğer koltuklardan daha uyguna geliyor. Hem uygun fiyatlı hem de performanslı, yani kaliteli bir koltuk arayışım vardı. Çünkü dediğim gibi zaten belimde bir problem var ve otururken duruş bozukluğu yaşıyorum. Belim aşırı derecede ağrıyor. Şimdi koltuğu alma serüvenimize gelelim. Koltuğu internetten siparişini verdim. Yaklaşık 3 gün sonra elime ulaştı ve kargoda herhangi bir hasar bulunmuyordu. Gelen kutu sağlam bir şekilde tarafıma geldi ve kutuyu açmaya başladım. Öncelikle malzeme kalitelerine baktım. Gerçekten internette gözüktüğü ve söylendiği gibi miydi? Evet, gerçekten güzel. Oturma kısmı güzel. Böyle ağrı vesaire bir şey yapmıyor. Bu üründe bel ve boyun desteği bulunuyor. Bu da rahatlıkla bilgisayar başında uzun süre geçirdiğiniz zamanlarda size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Kollarına gelecek olursak, kol yapıları gerçekten güzel ve sadece yukarı aşağıya doğru inip çıkabiliyor ve kolçakları sağ solda yapabiliyor ve bu da gerçekten oyun oynarken veya montaj yaparken kolunuzun, aslında dirsekle kolunuzun tam içeriye oturmasını sağlıyor ve rahat bir şekilde mouse'u hareket ettirebiliyorsunuz. Ayrıca klavye ile eliniz arasında, yani dirsekle klavye arasında güzel bir bağlantı köprü sağladığını söyleyebilirim. Örgü bir kumaştan yapılmış ve hava sirkülasyonu bol olan bir oyuncu koltuğundan bahsediyoruz. Terlemeyi biraz daha önlüyor ve sizin daha rahat, konforlu bir şekilde, daha serin aslında oturmanızı sağlıyor. Alt kısmı metal bir çerçeveden yapılmış ve iskeleti gerçekten sağlam. Denge konusunda birçok oyuncu koltuğunda problemler yaşayabiliyorsunuz. Keza geri yatma özelliği bulunuyor bu koltuğun ve geri yattığınızda hani böyle düşecekmişsiniz hissiyatı vermiyor. Denge konusunda gerçekten güzel. Bilgisayar başında saatleriniz geçiyorsa, bu arada oyun için değil veya bir içerik üreticileri için değil. Ben mesela home office çalışıyorum ve home office çalıştığımda da bu koltuğu kullanıyorum bilgisayarımda kullanırken. Nedeni de şu: rahatlık. Gerçekten konfora önem verilmiş. Malzeme yapısından kaçınılmamış ve nasıl, ne kadar daha fazla konfor sağlarız ona getirilmişler. Dezavantaj olarak şöyle söyleyeyim, bence bel desteği birazcık sert. Bu yüzden bazı durumlarda, böyle mesela benden örnek vereyim, belimi bir tık bazen acıtabiliyor. Hani şöyle acıtabiliyor, böyle iyice geriye yaslandığımda sert olduğu için hani içerisine beni çekmiyor bel desteği. Ama muhtemelen bel desteğinin zaten amacı burada sert olması olabilir. Benim açımdan dezavantaj görebildiğim bu. Mesela boyun, şu anda yaslandığımda bu çok yumuşak ve aşırı derecede rahatlatıyor beni ve şu anda dik durabiliyorum. Normal bir koltuk kullandığımda, bel ve boyun desteği olmadığında boynum ağrıyor ve arka tarafımın beli gerçekten bayağı ağrı giriyor diyebilirim. Bununla ilgili zaten bir tedavi görüyorum. Bir duruş bozukluğu ve belimde bel fıtığı olduğu için problem yaratıyor. O yüzden dediğim gibi biraz daha konforlu, biraz daha güzel bir ürün arayışım vardı. Ürün geldikten sonra kurulumunu yapmaya başladım. Kurulumu gerçekten çok basitti. Yaklaşık bu zamana kadar 3 tane oyuncu koltuğu değiştirdim ve bu dördüncüsü. Şöyle söyleyeyim, diğer koltuklarda kurulum için çok uğraşıyordum ama Havit'in bu oyuncu koltuğunda problem yaşamadan yaklaşık böyle 5-6 dakika içerisinde kurulumunu yaptım. Kurulumu gerçekten çok basit ve kolay, onu söyleyeyim sizlere. Alacaksanız eğer aklınızda bu bulunsun. Ben bu tarz şeylerin kurulumunu çok beceremem ve arkadaşım ya da işte eşimden, dostumdan destek alırım ama bunda öyle bir durum olmadı. Direkt tek başıma kurulumunu sağladım. Koltuğu aşağı indirip kaldırmadım bölümünü sağ tarafa ekledim ben. Bu şekilde indirip kaldırabiliyorsunuz. Ayrıca sağ tarafta bu şekilde yatırabileceğiniz bir mekanizma da bulunuyor. Mesela şu anda biraz daha yatırdım ve genelde uzun süreler bilgisayar başında çalıştıktan sonra bu şekilde bilgisayara bakıyorum, biraz daha yatık bir pozisyonda ve bazen bilgisayarda film ve video izlediğim zamanlar da oluyor. O zaman da bu şekilde kullanıyorum ve kolaylıkla bu şekilde de kalkabiliyor koltuk. Kol malzemelerine baktığımızda sağa ve sola döndürebiliyorsunuz bu şekilde. Dediğim gibi mouse ve klavyeyle birlikte bir köprü görevi görüyor. Bu sayede rahat bir biçimde oyun oynayıp ya da işinizi bilgisayarda halledebiliyorsunuz. Ayrıca tamamen geriye yatabildiği için de bazen böyle aksiyon olsun diye de geriye yatırıp böyle belimi rahatlattığım durumlarda oluyor. O görüntüyü de şu anda buraya ekliyorum. Gerçekten bayağı, yani bildiğiniz dümdüz bir şekilde bu koltuk sayesinde yatabiliyorsun. Gelelim tekerleklere. Tekerlekleri muazzam. Gerçekten bu zamana kadar incelediğim oyuncu koltuklarında böyle bir tekerlek yapısı konulması çok güzel. Diğer oyuncu koltuklarında böyle plastik bir yapı bulunuyordu ama bundaki sanki silikonumsu bir tekerleğe sahip ve ileri geri sağa sola giderken problem yaratmadan, yani şöyle düşünün, bu şekilde rahatlıkla gidip gelebiliyorsunuz. Rahatlıkla ileri geri ve sağa sola gidebildiğiniz gibi ayrıca silikonumsu bir tekerlek yapısı olduğu için de sizi kaydırmıyor. Yani altınızda bir halı olmasına gerek yok. Fayans ya da parkeli zeminlerde o silikonlu ayaklar sanki böyle zemine tutuluyor ve tutunduktan sonra da kaymanızı engelliyor. Bakın mesela şu anda oynattığımda bayağı güç uygulamam gerekiyor kayması için. Güzel bir avantaj. Diğerleri plastik olduğu için hızlı bir şekilde böyle işte birazcık sağ tarafa yük verdiğinizde sağa doğru kayabiliyorsunuz veya sola doğru kayabiliyorsunuz. Bunda öyle bir şey yok. Gerçekten tekerlekleri de muazzam olmuş. Şimdi sizlere birazcık ürünü kameraya elime alıp yakından göstermek istiyorum ki detaylarını biraz da böyle bahsedeyim. Sizler de alacaksanız en azından detaylı bir şekilde oyuncu koltuğunu görmüş olun. Ürünün burada, yani bu bölümü istediğiniz yere alabiliyorsunuz, yukarı aşağı kaldırmayı. Bunu ben mesela sağ tarafıma aldım ve burada da geri yatırma butonunuz bulunuyor. Bunu kaldırarak koltuğu geri bir şekilde yatırabiliyorsunuz. Ve malzeme yapısı gerçekten dediğim gibi iyi. Mesela bu bel desteğini de ayarlayabiliyorsunuz. Ben biraz daha yukarı kısmı ayarladım ki biraz daha üst tarafımı iyice rahatlatsın diye. Kumaşın yapısı böyle güzel, terletmiyor. Yaz aylarında bile bunu tercih edebiliyorsunuz. Şöyle yan taraflarını da göstermek istiyorum sizlere ki malzeme yapısını da yakından görebilin diye. Uzaktan da gösterecek olursam gerçekten güzel bir koltuk. Ben mesela daha önce bu koltuğumu kullanıyordum ve artık buna geçtim. Buna geçme sebebim de uzun süre bilgisayar başında oturmanın vermiş olduğu rahatsızlıktı. Mesela ben bu koltuğu 2,5 haftadır kullanıyorum. Herhangi bir çökme vesaire yapmıyor. Yumuşak olması da hani böyle çökme yapacağı anlamına gelmiyor. Bence gayet iyi ve pratik bir koltuk olduğunu da söyleyebilirim. Üst tarafta Havit markasının logosu ve alt tarafta da GameNote logosu, yani yazısı bulunuyor. Ben kırmızı rengi tercih ettim. Biraz daha benim hoşuma gidiyor. Bunun bir de mavisi bulunuyor. Zaten eklediğim açıklamadan görebilirsiniz. Şöyle biraz da yakından dikişlerini göstereyim sizlere. Hani bunlar zamanla atar mı dediğinizi duyar gibiyim şimdiden. Çünkü oyuncu koltuklarında aslında en çok karşılaşılan sorunlar. Bence bunlar çok uzun bir süre atmayacağını düşünebiliyorum. Ayrıca bu tarafta da böyle bir fermuar bölümü bulunuyor. Bunlar da güzel olmuş. Eklenmesi gerçekten düşünülmüş bir tasarım diyebilirim sizlere. Boyun desteğinden bahsedeyim. Gerçekten yumuşak ve rahatsız etmiyor boynunuzu. Bu da güzel bir yapıda. Bunu zaten arka kısmından bu şekilde bağlayarak sabitleyebiliyorsunuz. Şimdi kumaşına gelecek olursak bir örgü kumaştan üretilmiş ve hava alabilen bir kumaş. Şu oturma yeriniz gerçekten hafif. Böyle elimle de baskı uyguladığımda görebiliyorsunuz. Şuradaki yapı da zaten böyle baldırlarınıza yakın geldiği için güzel bir şekilde yan tarafı ile birlikte sarıyor. Kolçaklara da bakacak olursak kolçaklar şu şekilde sağa sol yapabiliyor ve bu sayede masanızla birlikte dirseğinizi koyduğunuzda bir köprü görevi görmüş oluyor. Şimdi şurada da bir ayar bölümü bulunuyor. Buraya basarak ürünü kaldırabiliyor veya indirebiliyorsunuz. Onu da hemen bu şekilde göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi kaldırdım ve indirdim. Rahat bir şekilde kaldırıp indirebiliyorsunuz. Birazcık tekerlekleri de göstermek istiyorum sizlere. Dediğim gibi bu silikon yapısı gibi bir tekerleğe sahip. Burada da renkli bir kısım bulunuyor. Döndürmeye çalıştığımda bile zor dönüyor. Bu da güzel, yani zemine tutunuyor ve kaymamasını sağlıyor. Ayrıca hareket etmek istediğinizde de rahat bir şekilde kombine olarak tekerlekler birbiriyle eşdeğer çalışıyor ve hareket etmenizi sağlıyor. Şöyle göstereceğim sizlere şimdi. Görmüş olduğunuz gibi rahat bir biçimde kaydırabiliyorsunuz tekerleri. Ve alt malzeme iskele yapısı da gerçekten sağlam. Kurulumu da çok basit dediğim gibi. Kurarken hiç zorlanmayacaksınız. Yaklaşık 5-6 dakika içerisinde ürünü kurmuş olacaksınız. Koltukla ilgili paylaşabileceğim tüm bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışıyorum ve kamerayı alıp yakından koltuğu detaylıca göstermeye de çalıştım sizlere ki en azından bir koltuk arayışınız olduğunda detaylı bu videoya denk gelirseniz görebileceksiniz. Şimdi şöyle bir şey göstermek istiyorum sizlere. Bir de bu çekimden yapalım bunu. Bakın koltuğu bayağı yatırıyorum ve ne kadar rahat bir şekilde belimizin desteği sağlanıyor ve böyle bir koltukta sallantı, ayrıca bir gıcırtı olmuyor. En büyük özelliği de bu. Zaten malzeme yapısının kaliteli olması bundan kaynaklanıyor. Böyle sağa sola ya da sallandığınızda vesaire bir gıcırtı hissiyatı ya da sesi duymuyorsunuz. Bu da daha fazla işinize, daha fazla bilgisayarınıza odaklanabilmenizi sağlıyor. Koltukla ilgili düşünceleriniz varsa ya da sorularınız varsa yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz soruları anında cevaplayabilirim. Açıklamaya ürünü alabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz linki de bırakıyorum. Oradan kontrollerini yapabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.